Herkese yeni bir oyundan yeni bir Euro Truck Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bir dakika. Susam Efendi ile beraber dedik ki bu yeni haritanın neden acaba dedik şeyinde oynamıyoruz değil mi Susam? Evet. Yeni haritaya, birebir Almanya ölçeğindeki haritaya dedik ki hep beraber girelim, oynayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Duff'ın lansman rengiyle, en alt seviye motoruyla ve yaklaşık olarak ne kadar söyleyeyim size? İş teslimatınız yok diyor. Almadık mı la işi? Aldık. Nasıl ya? İşi almış olmamız lazım. Dur hemen ayarlayayım, geliyorum onu. Evet, ayarladık ve geldik. Arkamızda 22 ton boş palet yüklü. Rotamı da göstereyim ama hepsini gidemeyebilirim. Biliyorsunuz birebir ölçekte bir haritadayız. Çok uzun bir yol. Şehir işlerini tercih ettim genel olarak. Gideceğiz, göreceğiz. Olmadı şöyle rotayı sapıtırız. Şuradaki yola girmeyi planlıyorum aslında. Şöyle, aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya bir girelim ya. Hatta var ya, girelim. Şurada bak, bir benzinlik var. Bu benzinlikte duralım. Bir numaradaki benzinlikte duralım. Zaten yeterince uzun bir yol olacak bizim için. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şu rotayı, yolu tekrardan ayarlamak istiyorum. Dur. Yeni kaçınmaları ekleme. Dur bir dakika. Şuradan. Heh, tamam. Şimdi oldu. Aynen, bir numaradan devam. Şuradaki durak. Şuraya ikinci durağı ekledik. Okey, tamam. Yani şu benzinlikte duracağız abi. Herkese güzel bir yolculuk diliyorum. Ama onun yanı sıra bu sefer kontrollerden manuele alacağım. H vites kolu diyeceğim. Adaptif şanzıman devre dışı olsun. Bize bıraksın yani, biz oynayalım. Biz ayarlayalım. Güzel bir yolculuk diliyorum herkese. İmdadı kaldıralım. Navigasyonumuz okey. Ayarlı ve yola çıkabiliriz. Şu şeye çarpmayalım. Manuel kullanmayı da özlemişim bu arada. Hemen sizin yanınızda da şöyle bir koltuğumu ayarlayalım. Ben her zaman şu ayarları kullanırım dostlar. Kendime doğru çekerim. Aşağı doğru basarım direksiyonu. Abi şöyle olsa bence kafi. Tırsan Dorse. Daha önce de söylemiştik. Oyuna DLC olarak eklendi. Ve bundan oldukça memnunuz. Müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Gayet güzel bir DLC oldu bizim için. Oyunda Türk markası görmek bizim için gurur verici. Hırsan'ı ayrıca tebrik ederiz zaten. Böyle bir anlaşmaya imza attıkları için. Full kamera sistem. Yeni DAF. Sağdan ayrılacağız. Şöyle solumuzu bir kontrol edelim. Gelen giden yok. Sağdan çıkalım. Of, o ne güzel yapmış la öyle. Biz sağdan soldan ayrılıyoruz. Bayağı dar yerlere giriyoruz farkındaysanız. O ne lan? Nasıl vurduk ona biz? Aa, dorsayı takmışız. Abi çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Dorsa takılmış ya lan. Abi bir dakika abi, bu niye şey yapıyor ya? Her seferinde kontroller diyeceğim. Şuradan geleceğim. Debriyaj ölü bölgesi ayarlayayım bir. Şurası 13'lük falan bir şey olsun. Çabuk istop ediyoruz ya. İyice. Tamam. Buralar dar. Birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık değil, bayağı bir dikkat etmemiz gerekiyor.
Dorsayı hesap edemedim. Sal dorsaya alıştık. Gerçi sal da olsa şey de olsa orası takıyor. Tente dorsa var arkamızda. Tırsa'nın bütün dorsalarını. Oyunda başka dorsa kullanmayız artık. Hele var ya Türk tankerleri falan gelirse Allah amonlar bilmem neler gelirse tadından yenmez. Sanki tır döndürüyorum. Hareketlere bak benim ya. Yükümüz ağır. Motorumuz da en alt seviye olduğu için çok fazla hızlanamıyoruz. Dolayısıyla birazcık böyle eziyet çeke çeke gideceğiz. Hatta bir yerde belki de sıkılırım. Manuel alırız. Havalı kornamız yok. Retarderli model. Yollar güzel. Oyunun haritanın daha doğrusu FPS değeri de iyi. Yani ben 70 falan alıyorum. Bizim sistemler de normal sistemler değil tabi yani ortalamanın üstünde. Gerçi bizimki artık ortalamanın altında kaldı yani üstünde falan da değil de. Biz gidiyoruz ama inşallah doğru gidiyoruzdur ya. Hesaplasın bakalım rotayı. Tırımızın içi de böyle. Çift yataklı. Tatlış mı tatlış bir tır bu da. Aynen şunların fonksiyonlarını unuttum. Ne işe yaradıklarını. Şu direksiyon takipli kamerayı açıyormuş. Unutmuşuz. Hemen şu oynanıştan bazı şeyleri düzelteceğim. Çünkü dostlar bu araç buna gidecek gibi. Kontroller diyoruz tekrardan. Aklınıza bulunsun sizin de. Basit otomatiği aldım. Yüksek güç modunu aldım. Şimdi bir tık daha aracın tepkileri değişecek. Bakalım. Aynen bir tık daha iyi oldu otomatik. Çünkü çok hantal kalıyor. Bu sefer yolu bitiremeyeceğiz. Dışarıdan da gösterelim. Gerçekten güzel görünüyor ya. Tırsan, birebir ölçek harita falan. Bayağı kaliteli oldu yani. Üç kademe rötardar var. Sollamaya çıksak mı? Çıkalım ya. Karşıdan gelen olmadığı için rahat rahat solladık burayı. Harita harbiden güzel ama onu söyleyeyim yani. Yolda giderken gerçekmiş gibi hissettiriyor adama. Buram buram yaşıyorsunuz yani o duyguyu. Evet polis abi vardı az kalsın önüne atlıyorduk. Sollamaya çıkayım mı çıkmayayım mı arasındayım çıkmayacağım. Biraz böyle gidelim. Yolunu yordamını bulduğumda dalarım. İleriden ayrılacağız biz tabi. Bu videonun devamını da yaparım. İkinci videosunu da çekerim mutlaka. Ki hem elimize paylaşabilecek videomuz olsun. Haritanın da her yerini göstermiş olalım. Sizler de sevdiniz zaten. Yorumlarda da okudum hep. Gördüm. Teşekkür ederim yorumlarınız için.
Biz devam edelim yolumuza ya. Motosikletler var zaten, dikkatinizi çekmiştir. Motosikletler de ayrı bir renk kattı. Evet, motoru en düşük seviyeye aldım. 220 beygir mi ney? Herhalde öyle bir şeydi yani, 220'li bir şeydi. O yüzden gidemiyoruz. Susan. Koltuğa yattı. Eşek spas. Havalar soğuk seyrediyor dostlar. Süreçte iyi bakın, sıcak tutun kendinizi. Biz şunu geçeriz. Balkan arabası. Hatta motorcuyu da geçeriz çıkmışken. İleriden sağdan ayrılacağız. Ardından öteki yola doğru gideceğiz yani. Aynen. Hatta bu dönemeçten dönüyoruz. Sağ atayım kendime. Buradan sağa gireceğiz. Zaten navigasyonu siz de görüyorsunuz. Bak, kapatalım şöyle ya. Of, arabanın güzelliğine bakın. Şehir işleri böyle girilebilir, çıkılabilir yerler çok keyifli dostlar oyunda. Yalnız yavru yatıyor orada be. Of, motorlara bakın çapır. Ya bu vesileyle zaten şehir içinde yapabileceğimiz hızı yapamıyoruz. O da güzel oluyor. Ben düşük motoru bilerek aldım. Buradan yol bir yere gidiyormuş ama orada kalıyor galiba. Grove Street mi lan oru? Oh, abim balyayı sarmış, çekecek birazdan. Bakın slash. Hız limitimiz 50 bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Ama tabii ki bizim için hiç önemi yok. Oy, göbeğe geldik göbeğe. Bir tık yavaş girelim göbeğe abi. Ne olur ne olmaz. Sağdan da bir yol gidiyormuş da. Allah bilir nereye gidiyor. Ne değişik bir yolla. Enteresan bir yola girdik dostlar. Köy yollarından gidiliyor mu acaba o araziye doğru? Böyle yaldır yaldır. Denerim onu, daha sonra denerim. Nasıl, sizler sevdiniz mi? Birebir ölçekle haritanın farkını anlayabildiniz mi? Gidiyoruz gidiyoruz, yol bitmiyor. Halbuki yani normal şartlarda, normal kilometrelerde belki de 2 dakikada 3 dakikada gideceğimiz yerlere bayağı bir uğraşıyoruz. 3 kademe rötardarımızı çektik abi. Çok da sert gitmeyelim. Dikkat edelim. Frenle de hafif desteklersek var ya, çiçek olur çiçek.
Çok hızlanmaya gerek yok çünkü Allah korusun taklaya gelmeyelim. Yavaş gidelim, tırız. Kar modunu kuracağım bu arada. Bu haritaya da kar modu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Deneyeceğim. Olursa çok tatlı olur. Kış da gideriz o gittiğimiz dağ yolunu. Karda da keyifli olacağını düşünüyorum ben. Sağda bir dağ yolu var. Ama kapalı. Keşke açık olsa mesela. Oralarda girip çıksak. Ama şimdi herkes bizim gibi düşünmüyor neticede. Yavaşla abi, hafif yavaşla. Çünkü arkadan dalacağız ona. Röterdardayım sürekli. O çıt çıt seti röterdara ayarlıyorum. Sağ altta bir şantiye gibi bir yollar var işte. Muhtemelen giriliyordur oralara. Ama şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Biz böyle bir mod bulursak oraya özgü rolünü çekeriz. Roleplay yaparız yani. Şimdilik hiç görmezden geliyorum. Direkt ilk yerim şeye gitmek. İlk amacım benzinliğe ulaşıp orada molayı vermek. Edeka. Neyse acaba o da? Biz bunu sollayalım mı ya? Girelim böyle bir aksiyona. Girdik ulan. Denk gelirse yapacak bir şey yok abi. Geçtik. Yolu göremiyoruz ki. Önümüzü kapatmış. Ha yok, buradan değil. Buradan mı? Yok değil. Aşırı fren yaptık ya. Sağ önemli değil ama sol önemli. Gelen de yok zaten, çıktık. Benzinlik dediğim yer solda. Ben şurada park edecek bir yer buldum galiba abi. Yok, burası tamirci falan. Dur bakayım, başka bir park alanı bulabilecek miyiz? Bulamazsak geri gel. Aha, buldum vallahi. Hocam tamam düt de yani, bak fark ediyoruz, görüyorsun. Dur bir siz geçin de ondan sonra geçeyim ben de. Geçin geçin. Hocam seni bekleteceğim biraz. Sen bekleyeceksin kardeşim. Ustam sen biraz bekle. Ben hafif daha düzelteyim. Oraya düzgün girelim.
Ulan bekle biraz be. Dur lan bir. Kendimi iyice sağa atacağım ki şuradaki otlardan bir kurtulalım. Yoru da kapatabilirim zaten gönül rahatlığıyla. Bakalım dışarı bir. Yok, çok fazla gelmişiz. Vallahi bence güzel park ettik abi. Sıfırda girdik buraya. Mis gibi oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birebir Almanya ölçekli haritaya devam edeceğiz. Bu böyle bir bölümdü. Bunun devamını çeker miyim, çekmez miyim? Bakacağım yolun durumuna göre. Devamını getiririz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Euro Truck Simulator videolarına ilgi göstermeyi unutmayın. İzlensin ki ben de devamını yapayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.